Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sait Faik Abasıyanık'ın kaleme almış olduğu iki güzel hikayeyi paylaşacağım. Sait Faik Abasıyanık, 11 Mayıs 1954'te hayatını kaybeden önemli bir hikaye yazarımız ve aynı zamanda şairimiz. Abasıyanık, edebiyatımızda en önemli kısa hikaye yazarı ve şairlerden biri olarak kabul edilir. 1940'ların önemli bir edebi figürü olan Sait Faik, Türk edebiyatına yeni bir stil getirmiş ve özellikle işçiler, balıkçılar, çocuklar, işsizler ve yoksulların sert ama insancıl portreleriyle Türk kısa hikaye yazımına yeni bir soluk getirdi. Hikayeleri genellikle kentsel yaşamı odak noktası alır ve İstanbul'un karanlık yerlerinin sakinlerini ortaya koyar. Ayrıca insan ruhunun azapları ve aşkla ihanetin acısı gibi temaları keşfeder. Evet, kanalımızın birçok müdavimi olduğu gibi her paylaştığımız yeni içerikte aramıza yeni dinleyicilerimiz, yeni katılımcılarımız da dahil olmuş oluyor. Eğer siz de bu kanalda ilk defa bir sesli içerik dinliyorsanız, bilirsiniz ki hemen her içeriğimizde hikayeye ya da romana geçmeden önce yazarla ilgili kısa bir bilgi veriyoruz ve Sait Faik'le ilgili de o şekilde yapalım istedik. Çayınızı kahvenizi aldıysanız ve hikaye dinlemeye hazırsanız, ben Safa Kalender, Sait Faik Abasıyanık'ın kaleme almış olduğu Şahmerdan adlı hikayeyi sizler için seslendirmeye başlıyorum. Şahmerdan kurulduğu zaman bir giyotin haliyle meydana çıkıvermişti. Direkler hazırdı. Birer birer güçlükle iskelenin altına yerleştirildi. Üstüne boynundan geçen düğmesiz bir heybe sırtını hatırlatan yamalı ve partal bir yelek, yelekten çok hırkaya benzeyen bir şey geçirmiş, ellilik, kır saçlı fakat dinç, okkalı bir adam bağırdı. ''Salih, Abdurrahman, Şaban, Ali, hadi çocuklar!'' Şahmerdan'ın 1000 kiloluk ağırlığının inip kalktığı iki ucu boş bırakılmış direklerin iki tarafına ''Salih ve Şaban'' diye bağırıldığını duyar duymaz iki adam koşarak gelip oturdu. Heybeden yapılmış partal yelekli, Şahmerdan makinesinin üstüvanesine sarılmış demir telin ucuna geçti. Dört hamlacı ise ağır ağır iskelenin direklerini, sudaki balıkları seyrede ede, eğlene eğlene makinenin kollarına yapıştılar. Şahmerdan'ın buharla işleyeni 200, 300, 500 kilo ağırlığı iki nefeste yukarıya kaldırır. Fakat dört kişi bu 1000 kiloyu makinenin büyük ve küçük çarkı sayesinde ancak işletebilirler. Ağırlığı yukarıya çekmek için en aşağı 15 dakika çalışmak lazımdır. Saatte bir de 15 dakika mola vermeden çalışmaya imkan yoktur. 1 liraya bu iş görülmez. Görülmez ama zamanlar kötü birader. Ben Karahisarlıyım. Dalgıçtan tut da tersaneye kadar girmediğim deniz kapısı kalmadı. Hepsinden biraz çakarım. Haydi çocuklar! Biri çok sarışın, narin bir adamdı. Ötekisi uzun boylu, esmer ve sıska. Bir tanesi kısa boylu, kalın enseli ve zaman zaman birdenbire kızaracağı yerde sararan bir şişman. Dördüncüsü de her gün tesadüf edilen hamallar gibi alelade, hiç kuvvetli gözükmediği halde yorulmaz birisi. Şimdi bu dört amele var kuvvetleriyle çalışıyorlardı. Sarışın, narin, uzun boylu amele ile şişman, kalın enseli bir arada, diğer ikisi de makinenin öbür kolundaydılar. 1000 kilo iki kalasın arasında ağır ağır Şahmerdan'ın ta tepesine kadar çıkıyor, sonra dipte oturan ve ağırlığın aralarında gidip geldiği iki direği sımsıkı iplerle tutanlardan biri ''Hoo!'' diyordu. Makinedekiler duruyor, terlerini siliyorlardı. Ağırlığı yukarıya çekmeye yarayan demir telin ucunu tutan Karahisarlı ''Haydi!'' diye bağırıyordu. Yine dipte kalasın yanında oturmuşlardan biri ''Bando!'' diye haykırıyordu. Karahisarlı sımsıkı tuttuğu telin ucunu bırakıyor, demir tamponlar birbirine vurup iskeleyi ileri geri sarsıyor ve 1000 kilo tok bir sesle kırmızı ucu gözüken demir potreli 10 santim daha deniz dibinin meçhul taşına sokuyordu. Karahisarlı, çelik teli ağır ağır topladıktan sonra çocuklarına seslenir gibi ''Haydi çocuklar, bu sefer biraz daha yukarı kaldıralım. Daha iyi. Ne kadar yukarıdan inerse o kadar derine girer. Haydi çocuklar!'' diyordu. Sarışın amele kıpkırmızı kesilmişti. Saçları yavaş yavaş kirli elleriyle yağlanıyor, boynunun damarları şişiyor,
göğsü harikulade genişliyor, narin vücudu birdenbire atlet insanlarda olduğu gibi atlaşıyordu. Aynı kola yapışmış arkadaşı şişmanın yüzünde bir damla ter yoktu. Yüzü ise müthiş bir kuvvet sarf ediyormuş gibi buruşuyordu. Fakat bu sahte buruşukluk çok beceriksiz bir şekilde yapılıyordu. Öteki koldaki iki hemşeri olduğu sözlerinden anlaşılan iki hamlacıdan birisi acınacak bir zayıflıktaydı. O da bütün işi arkadaşına bırakmaya çalıştığı için kızarmıştı. Arkadaşı ise ona en küçük bir kuvvet bile sarf ettirmemek için elinden geleni yapıyordu. Karahisarlı yeniden ''Vira çocuklar!'' dedi. Haziran yağmurları birdenbire kesilmiş, yaz rüzgarsız, ağır ve kasvetli iskelenin ve denizin üstüne çöküvermişti. Dört hamlacı terliyorlardı. Potrel bazen denizin içinde bir kayaya rastlıyor, demir güllenin üstüne bütün hıncıyla düşmesine rağmen ancak 2-3 santim giriyor yahut da demir potreli bir bal mumu gibi bir vuruşta eritiveriyordu. O zaman demiri yeniden hava tazyiki ve oksijenle işleyen ateş makineli şelimu, kaynak makinesiyle kesmek lazım geliyordu. Bir cigara molası esnasında sarışın amele, yardımcısı Salih'e ''Bana bak ulan'' dedi, ''numaracı, beni eşek yerine alma. Namusum hakkı için bir kafam kızarsa atarım denize seni.'' ''Bir alt edemezsin'' diye söylendi Salih. ''Görürüz'' dedi öteki. Salih amelebaşı mevkiinde olan Karahisarlı'nın komşusuydu. Zor işlerden kendini ancak bu sayede ve kancıklıkla kurtarabiliyordu. Karahisarlı ise Salih'in bu hallerini görmezliğe gelir, çalışıyor derdi, fena çalışmaz bizim Salih, iyi ameledir. Cigaralar bitmişti. Tekrar iskelenin damı gölgesinden güneşin önüne çıkmak cesaretini kendinde ilk Abdurrahman buldu. Bu çok sarışın olan ameleydi. Sonra sırasıyla Zayıf, Zayıf'ın arkadaşı ve Salih geldiler. Karahisarlı, ''Haydi çocuklar, bu son galiba'' dedi. Bu sefer kazığı kalktık, ''Vira!'' diye haykırdı. Çarklar dönüyor, küçük çark büyüğünü döndürüyor, ağır tokmak ağır ağır tepeye yükseliyordu. Birdenbire hepsi durakladılar, Karahisarlı teşcih etti. ''Ha çocuklar, ha!'' Bütün asılmalara rağmen ağırlık yukarıya çıkmıyordu. Karahisarlı'nın elini kalın tel kesiyor, ''Gayret!'' diye bağırıyordu. Bir gayret daha sarf ettiler, çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses çıkardı. Sonra zincir şıkırtısı gibi bir ses duyuldu. Şahmerdan ta tepedeydi. 1000 kilo, Karahisarlı'nın sözüne göre 1500 kilo olarak yere düşecekti. Öküzleri durdurur gibi bir ses işitildi. Ho! Haydi! Bando! Demir potrel müsait bir zemin bulmuş olacak ki bir 20 santim denizin kumları içine daldı, iskelenin dibindeki balıklar uzaklara kaçıştı. Şimdi dört amele nefes nefeseydiler. Salih'in arkadaşı sarı yulaf saçlı Abdurrahman Salih'e dik dik baktı. Deminki duraklamanın sebebi oydu, işi büsbütün açığa vurmuştu. Abdurrahman'ın gözünün içinde hınç ve hiddet parlıyordu. Salih edepsiz insanlara has bir lakaydı ile denizi seyrediyordu. Abdurrahman'ın içinden bu kıçı kendisine dönük adama bir tekme savurmak, Şahmerdan'ın inip kalktığı iki direğin arasından şu herifi denize uçuruvermek geçti. Fakat yalnız ''Ulan kahpe!'' dedi. Karahisarlı ''Kime diyorsun ulan?'' dedi o lafı. Abdurrahman bu adamdan çekinirdi. İsterse parasını bile vermez. Bu kimsesiz, neydiği belirsiz, lakayt iskelenin köyü içinde Abdurrahman'ı perişan bırakabilirdi. ''Anama!'' dedi. ''Neden?'' ''Neden olacak?'' dedi, ''beni doğurduğundan.'' Karahisarlı, ''Tövbe estağfirullah!'' demekle iktifa etti. Sonra yine her zamanki munis ve iyi halini aldı. ''Haydi evlatlar!'' dedi, ''bu son ama çok kaldıralım, haydi!'' ''Vira!'' Çarklar dönüyor fakat zaman zaman zınk diye duraklıyorlardı. O zaman Abdurrahman'ın gözleri ateşle dolu, Salih'e çevriliyor, Salih suratını defacet eder gibi buruşturuyordu. Zannediyordu ki böyle buruşturursa ne kadar kuvvet sarf ettiği anlaşılacak. Fakat ne boynunun damarları şişiyor ne de kalın yağlı ve tüysüz kollarında bir adale hareketi görülüyordu. Abdurrahman hınçla ve müthiş bir enerjiyle dönmeyen çarka adeta tekme atarcasına kola yapışıyor, aşağıya ve yukarıya indirmeye veya çıkarmaya çalışıyordu. Bu arada o öteki koldakilere bakıyordu, Salih'e bakmamak için.
O koldakilerden zayıfın arkadaşına biraz olsun yardım ettiği, gördüğü terden sırtına yapışmış gömleğinden anlaşılıyordu. Bir ara yine zınk diye durdular. Karahisarlı, ''Biraz daha'' dedi. ''Biraz daha çocuklar.'' Abdurrahman boynunun ve şimdi alnının damarı da şişerek kola asıldı. Salih bu sefer yüzünü buruşturmaya bile lüzum görmemişti. Şahmerdan tepedeydi. ''Ho!'' diye bağırıldı. ''Haydi! Bando! Bando!'' 1000 kilo, 1500 kilo olarak düştü. Karahisarlığı teli bir vücut hareketiyle ileriye doğru bırakmıştı. Abdurrahman hızla bir yarım sağa döndü. Arkadaşı Salih'i müthiş bir tekmeyle denize yuvarladı. Kendisi de sırt üstü, ağzından kan boşanarak iskelenin tahtaları üzerine düştü. Salih yüzme bilmediği için bir 10 dakika içinde boğulmuştu. Abdurrahman'ı hastaneye kaldırdılar. Bu son potreldi. O da çakılmıştı. Şahmerdan makinesini, akşam karanlığında öteki iki amele, sessiz sadasız bir son vapurdan sonra söktüler. Değerli dinleyicilerimiz, Sait Faik Abası Yanık'ın kaleme almış olduğu Şahmerdan adlı hikayeyi sizlerle paylaştık. Hikaye aslında beklediğimiz gibi bitmedi, biraz hüzünlü bitti, öyle değil mi? Bu hikaye hakkında ne düşündüğünüzü ya da Sait Faik Abası Yanık'ın daha önce bir eserini okuyup okumadığınızı, dinleyip dinlemediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi bir başka hikayeyle devam edeceğiz. Ancak ikinci hikayemize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ki böylelikle her pazar günü hemen hemen paylaşmış olduğumuz içeriklerden anında haberdar olacaksınız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada videomuza bir de beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Evet, şimdi Sait Faik Abası Yanık'ın kaleme almış olduğu ikinci hikayemizle devam ediyoruz. İkinci hikayemizin adı ise Çelme. Hemen bir 10 dakika yürüyünce kasaba haricine çıkılır. Şimdi artık insan kuş misalidir. Şose hür, serazat, serseri uzanır. Yanın sıra kambur gölgen yürür. Geçenler selamun aleyküm derler. Kimse kasketini ötekine çıkarmaz fakat herkes herkesle ahbap olabilir. Ceviz ağaçlarının altına çökebilir, tabakalarınızdan birer cigara yakabilirsiniz. Belki de hiç konuşmadan, bir daha konuşmak ümidi bile kalmadan Allah'a ısmarladık der, birbirinizden ayrılır gidersiniz. Tekrar yola düzülür, içinizde bir insanla yapılmış ahbaplığın şenliğini, bir ceviz ağacı gölgesinden sırta yapışmış köylerin, uzak dağların, kıvranan çayın, uzak bir gölün parıltısı, İçinizde bir hasreti, bir yakınlığı ve bir yakın uzaklığı, hatıraları, sevinç ve kederleri ve aşkları eşelemiştir. Şoseden ayrılan güzel, harikulade yerlere, bilinmedik, hep arzulanmış yerlere gittiklerini zannetmeyen bir yaratılışta kaç insan vardır bilmem. Varsın olsun, madem ki her zaman insanların içinde bir cennet yaratma hulyası hakikat kadar kuvvetlidir. Şoseden ayrılan, etrafında kara ve kocaman böğürtlenlerin olduğu ıslak gibi toprak yolda istediğiniz kadar cennet köyler, sevişen insanlar, mahsuldar topraklar, şarap içilen kahveler tahayyül edebiliriz. Madem ki bugün evimizden çıkarken kırlara çıkmayı, çobanlarla konuşmayı, şoseden yürümeyi, böğürtlen yemeyi ve su kenarındaki çimenlere uzanmayı düşündük. Bırakın beni ey hakikatler, yürümek istiyorum. Cennetlerin olduğu yere doğru. Ne açıkları, ne açları, ne beni kızına münasip görmeyen zengin tüccarı, hiçbir şeyi düşünmeyeceğim. Dertlerimden kime ne? Bırakın beni harpler, kadınlar, çocuklar, açlar, deliler. Yürümek, şoseden ayrılan yoldan bir cennete doğru yürümeye bırakın. O bayıra yaslanmış köye kadar çıkmayacağım. Bayırın dibinde su başını bulup oturacağım ve kendi kendime diyeceğim ki, işte cennetin akarsuyu, cennete giremem. Burada dinleneyim. Bayıra resim gibi yapışmış, Fatmaların, Alilerin seviştiği, kahvelerinde delikanlıların şarap içip oynadığı, havaya tabancalar sıktığı kaygısız memlekete gitmeye hiç niyetim yok. Çünkü basık tavanlı, tütmüş sobası, pis cigara dumanlarıyla dolu bir kahvede insanlar toplanmışlardır.
Taşmış sulardan, vergiyi verememiş, mandasını satmış. Harbin bize gelip gelmeyeceğinden boşu boşuna adam öldürmüşken sıtmalıdan bahsediyorlardır. Köşede içi karma karışık bir adam oturuyordur. Bu başkasının hesabına, bir zengin hesabına tam 30 senelik askerlik etmiştir. Ötekinin çocuğu Çanakkale'de ölmüştür. Bu al delikanlı yakın harpte süpürülecek. ''Aman şuranın böğürtlenleri harika, parmak gibi yahu koş!'' dedim kendi kendime. Susuzluktan yanmıştım. Söğüt ağaçlarının gölgesindeki böğürtlenler ne serin şeyler öyle. Böğürtlenleri yedikten sonra tekrar toprak yolda yürümeye başladım. Su sesi gelmeye başladı. Bin bir kuş parlak yapraklı ağaçlarda kümelendi. İçime ağlamak geldi. Gülmek istedim, tutturdum bir memleket havası. ''Ah anam'' dedim, ''dünya güzelmiş be!'' Bir çayırlığa varmıştım. Bir çocuk boylu boyunca çimenlerin üzerine yatmıştı. Bir inek otluyordu. Biraz ötede suyun sazları görünüyor. Daha ileride bir iskelet köprü kara ve çürük tahtalarıyla duruyor. İnsan iki eliyle onu tutup sallamak istiyordu. Birdenbire kenarda bir harabe gördüm. Yine birdenbire buranın, kasabanın en eski mesire yeri, bu harabenin de bir değirmen olduğunu hatırladım. Saçları dağılmış, burnu otların içinde, küçük ve simsiyah elinde bir uzun değnekle toprak yoldaki tahayyül ettiğim dünyalara varmış çocuğun yanına yattım. Bir 10 dakika uyukladım. İçime 14 yaşımın hasretleri yığıldı ve uyku, tepemden yıldırım gibi geçen kırlangıçların kanadında yıldız yıldız olduğu zaman yanımda bir ayak izi duydum. Baktım bir jandarma. ''Merhaba hemşerim'' dedi ve çöktü. Elinde mavzerini tutuyordu. Otların üzerine silahını bıraktı. Bir cigara yaktı, konuştuk. ''Sen nerede ve niye bekliyorsun burada hemşerim?'' dedim. ''İşte şurada.'' İşaret ettiği tarafa baktım. Hakikaten kırmızı ve beyaz boyası uçmuş bir tahtadan, bir iskambil kağıdından yapılmışa benzeyen karakol kulübesi duruyordu. ''Peki neden bekliyorsun? Buralarda bir şey yok, in yok, cin yok.'' ''Bilmem'' dedi. ''Emir böyle.'' Halbuki ben daha ona sual sormadan her şeyi hatırlamıştım. Seferberlikteydi. Kasaba ne müthişti ya Rabbi. Fırınların önünü bugün hatırlamıyor gibiyim. Ömrüm oldukça da hatırlamamaya çalışacağım. Bununla beraber mesut insanlar yok değildi. İnsan başkalarının aç, perişan olduğu günlerde nasıl mesut olur dememeli. Öyle bir olur ki, öyle bir de olmayabilir ki. Bir cuma günü bu mesud insanların hanımlarından mürekkep bir kafile, Değirmenbaşı denilen bu mesiregaha doğru kestirme olsun diye mısır tarlalarının içinden daha sabah sisi kalkmadan yola çıkmışlardı. Mısır yapraklarından sabah çiği ellerine, göğüslerine ve saçlarına düşüyor, çığlıklar koparıyorlar, gülüşüyorlar, kulaklarını, boyunlarını gıcıklayan mısır yapraklarına çapkın diye latifeler ederek mesireye doğru geliyorlardı. Bunlardan biri şube reisinin hanımıydı. Tombul, beyaz, kara gözlü, 30'unda bir hatundu. Onun yanı sıra kaşları rastıklı, dudağı yok gibi ince, bıçak gibi sivri ve parıltılı gözü, kuru ve parmakları gayet uzun 45 yaşlarında bir başka hanım yürüyordu. Şube reisinin tombul hanımına sataşan mısır yapraklarını kıskanç elleriyle koparıyor, ona yol açıyordu. Hanıma bakarken bir hendek atlatırken bir kasaba delikanlısı gibi erkek tavrı alıyordu. Yavaş bir sesle mısır yapraklarını azarlıyordu. Sonra şube reisinin hanımının kulağına, gözleri arkadan gelen hanımlarda fısıldıyor, fısıldıyor. Tombul hanım basıyor kahkahayı. Mavi sabah göğü cam gibi kırılıyordu. Sisler hızlı hızlı dağ kenarına doğru koşup gidiyorlardı. Arkadan gayet şişman bir hanım ahlarla ohlarla kız olduğu pek belli, latif bir mahlukun koluna abanmıştı. Genç kız alı al moru mordu. Daha rüyasından yeni çıkmış çocukların tadıyla pelteli ve reçelli bir halde mavi gözleri insana bir ekmek gibi aziz geliyordu. Hizmetçi olduğu anlaşılan bu başı sımsıkı örtülü ve hotozlu, bir eskimiş fakat şık yeldirme giymiş diğer bir kadın da 7-8 yaşlarında narin bir erkek çocuğun elinden tutmuştu. Öteki elinde ise gayet şık bir sepet taşıyordu. Hepsinin arkasında hiçbir şey görmediği fakat birçok şeyler düşündüğü mahzun suratlarından belli bir topal emirber geliyordu. Sırtında büyük ve kutlu bir sepet vardı. Ellerinde de bir diğer küçük sepetle bir kocaman paket taşıyordu.
Önde giden şube reisinin hanımıyla şakalaşan 45'lik hanım evvela şube reisinin hanımına "Ruhum" dedi. "Şurada biraz dinlenelim." Sonra arkaya döndü. "Refika Hanım" dedi. "İsterseniz biraz dinlenelim." Refika Hanım denilen şişman hanım, "Aman" dedi, "orada dinleniriz. Bir dinlenirsem bir daha artık kalkamam. Sizin de burnunuzdan getiririm. Aman tövbeler tövbesi, bir daha mı?" "A kadın, senin bu vücutla değirmen başına teferrüce gitmeye ne hakkın var ne takatin." Bütün millet bu sözlere güldü. Yalnız arkadan gelen asker gülmedi. Şube reisinin hanımı Emirber'e haykırdı. "Hasan, yoruldun mu?" "Yok hanım," diye cevap verdi asker. "Biz yorulmayız." Kaşları rastıklı, taze, tatlı bir gözle şimdi kendilerine yaklaşmış askeri süzdü. "Aslan," dedi. Şişman hanımla güzel genç kız çok arkada kalmışlardı. Arada bir duruyorlar ve şişman hanım derin bir nefes alıyor, yine yürüyorlardı. Fısıltı halinde konuştukları işitiliyordu. "Ah Melahat, bir acıktım ki." "Ah anne," diyordu güzel genç kız. "Daha sabahleyin ona yakın puf böreği yedin." "Acıktırıyor buranın havası kızım." Genç kız bir melek gibi güldü. Tam bu sırada havadan geçen erkek kuşların birdenbire gittikleri istikametin aksine dönüp birbirine girdikleri, cıvıldaştıkları duyuldu. Şimdi hepsi durmuşlardı. "Aman ne ötüyor kuşlar ya Rabbim!" diye haykırmışlardı. Fakat kimse bu genç kızın içinden geçen bayram arabalarını ve çıngırakları duymadı. Belki de asker Topal Hasan bir dakika bir memleket rüyası gördü. "Bunlar bizim hikayeci numaralarımız, affedin." Şimdi değirmen başına yaklaşmışlardı. Birdenbire durakladılar. Değirmenin önündeki koca çayırı insanlar doldurmuştu. Arabalar, arabalar üzerine yığılmıştı. Meydanda tüten yer yer ateşler görünüyordu. Daha yaklaşınca bu kalabalığın ekserisinin kadın olduğu fark ediliyordu. Arabaların etrafında kilimler, seccadeler, hatta yorganlar serilmişti. Arabaların kuru otları üzerinde sıska çocuklar uyuyordu. Kasabanın büyük değirmeni yalnız buğday öğüttüğünden mısır unu için yalnız bu değirmen çalışıyordu. Bu değirmen günde ancak 40-50 çuval öğütebilirdi. Geceli gündüzlü çalışmak şartıyla. Kasabaya yetmiyordu. Yakın köylerden ve kasabadan binlerce ahali bir çuval mısır öğütmek için birbirine giriyorlardı. Ekseriya çocuğunu yüklenen ve eşeğini iki çuvalla önüne katan kadın gelip günlerce sırasını bekliyordu. Ateşler yanardı, geceleyin çakallar etrafta dolaşır, ulurlardı. İki çuval mısır edinmiş insanlar yarının birkaç tok gününü adam akıllı sahicileştirmek için aç burada bekleşirlerdi. Birisinin çuvalından dökülmüş un kapışılır, hemen orada yoğrulur ve bazlama yapılırdı. Değirmenciler değirmen çöreğini herkese vermezlerdi. Parası olan yerdi, parası olanınsa burada işi neydi? Birisini bulur gönderirdi değirmene. O birisi burada beklerdi. O birisi ise parasını daha kötü günlere saklayan insandı. Hastalık, ölüm. Rastıklı taze, "Çocuklar" dedi, "burası kıyametten bir numune, bir alamet. Nasıl geçeceğiz bu güruhun arasından?" Şube reisinin haremi sararmıştı. Genç kız anasının bir iki dakikalık kolunu bırakmasından doğan bir neşe içinde Hasan'la şakalaşıyordu. Hasan birdenbire bir kahraman vaziyeti takındı. "Yürüyün, korkmayın. Gelin arkamdan." Meydanda birdenbire ses sadağı kesilmişti. İnsanlar iki sıralı dizilmişler, sepetlerin aralığından cezveleri, gaz ocakları ve sarı kırmızı ince kağıtlarla örtülmüş binbir eşya görünen gezinti kafilesini seyrediyorlardı. Tam ortaya gelmişlerdi ki kalabalıktan birkaç ses işitildi. Bir kadın, "Aa, rastıklı Ayşe'ye bak." "Amanın haspam," dedi bir diğeri. Birdenbire avurtları birbirine çökmüş, uzun etekli, uzun boylu bir hatun askerin önüne çıktı. Asker, "Çekil kadın," dedi. Kadın çıngıraklı bir kahkaha attı. Şube reisinin hanımını belinden tutmuş olan rastıklı taze, "Adi mahalle karısı," diye söylendi. Kadın bu sözü işitmişti, yine o çıngıraklı kahkahasıyla güldü. Topal askeri bir çelmede yere yıkarak devrilen eşyaların üzerine gözü görmez bir halde atıldı. Bir dakika şaşıran değirmen meydanı ahalisi, şimdi ellerinden sepetleri ve paketleri fırlatmış kaçan teferrüce gelmişlere bakmadan, zeytinyağlı dolmaların ve kocaman beyaz ekmeklerin, kaşar peynirlerinin üzerine atıldılar, bayılanlar, ölenler oldu. Fakat doyan da doydu.
Demin o ellerimle tutup sallamaya çalıştığım köprü başında bu kıyamete bakan şube reisinin hanımıyla rastıklı taze durmuşlar, bu dehşetli manzarayı seyrediyorlardı. Şube reisinin tombul hanımı, "Allah'ım, kıyamet günü de mi böyle olacak? A Ayşe Hanım," dedi. Ayşe Hanım düşünceli, "Zahir," diye mırıldandı. Değerli dinleyicilerimiz, Türk Edebiyatı'nın usta öykü yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın kaleme almış olduğu Şahmerdan ve Çelme adlı iki hikayeyi sizler için seslendirdim. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Sesli Kitap podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.